Sevgili seyirciler, Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bundan önce de sana bir takım ihsanlarda, ikramlarda bulunmuştuk buyurarak bütün isteklerinin kendisine ihsan edildiğini, verildiğini hatırlattıktan sonra Cenab-ı Hak ona annesine de Musa Aleyhisselam'ın çocukluğu döneminde vahyedildiğini, vahiy yoluyla ona bir takım İlahi hakikatlerin ve gerçeklerin bildirildiğini, ilahi emirlerin ulaştırıldığını da haber veriyor. Musa Aleyhisselam'ın annesi, Musa Aleyhisselam'ın çocukluğunda Firavun kahinlerden aldığı bilgilere dayanarak yeni doğan erkek çocuklarını katlettiriyordu, onları öldürüyordu. Kendisine rakip ve hasım olacak diye onları daha bebek yaştayken ortadan kaldırıyordu. Musa Aleyhisselam'ın doğduğu sıralarda böyle bir vahşi uygulama söz konusuydu. Onun için Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın annesine Musa Aleyhisselam'la ilgili tedbirleri vahiy yoluyla bildirmişti. İşte bu husus ayet-i kerimede anlatılıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz evhayna ila ummike ma yuha eniqzifihi fittabuti فَقْزِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hani biz senin annene bir takım vahyedilen şeyleri, bildirilmesi gerekenleri vahiy yoluyla bildirmiştik. Ona demiştik ki enikzifihi fit tabuti. Onu bir tabutta at. Nehre at. Fakzifihi fil yemmi. Onu nehre, denize at buyurduk. Onu bu şekilde annene emretmek suretiyle onu bir tabuta koyarak denize at dedik. Suya at, suya bırak onu dedik bir sandık içinde. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. Nehir veya deniz, yem kelimesi burada bahir manasına da geliyor. Burada kastedilenin Nil Nehri olduğunu ifade etmektedirler. Nehir onu sahile atacaktır. اَلْقَى يُلْقِي, sahile çıkaracaktır onu. يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ. Onu sahile çıkınca da o tabut sandığı benim ve senin düşmanın, onun düşmanı olan, hem benim Allahü Teala'nın düşmanı hem de Musa Aleyhisselam'ın gerçek manada düşmanı olacak olan kimse onu alacaktır oradan. O sudan çıkaracaktır ve sahilden onu alacaktır. Ve elkaytu aleyke mahabbeten minni, tarafımdan insanlara seni sevme duygusu ve hissi verdik. Sana, senin için, seni gören kimselerde sana karşı bir sevgi ve muhabbet meydana getirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Senin üzerine bir muhabbet ilka ettik. Yani seni gören, senin o yaratılışındaki taravet, asalet ve güzellik dolayısıyla adeta bir anda sana meftun oluyorlardı ve bir takım kötü duygularından o anda arınıyorlar. Sana muhabbetin, sevginin gereğini yerine getirme zorunda kalıyorlardı. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Bizim murakabe ve gözetimimiz altında yetiştirilmen, eğitilmen için insanlara senin sevgi ve muhabbetini insanların gönlüne yerleştirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. İz temşi uhtuke, hani senin kız kardeşin hemşiren yürüyordu. Senin tabu o içine konduğun sandığı takip ederek gidiyordu ve sandık Firavun'un sarayına gelince, onun sarayının sahiline vurunca o diyordu ki fetekulu hel edullukum ala men yekfulu. Onun bakımını üzerine alacak, tekeffül edecek bir kimseyi size göstereyim mi? Tabii bir bebek çıkınca sandığın içinden
bu bebek daha emme çağında olan, rıda çağında olan bir çocuktu ve anne sütüne muhtaç idi o sırada. Tabiatıyla bir anne, bir süt anne aradılar ama aradıkları, getirdikleri süt annelerin hiçbirinin sütünü ve memesini kabul etmiyordu Musa Aleyhisselam. Feraca'nâke ilâ ummike. Biz seni tekrar annene iade ettik, döndürdük. Kay taqarra aynuha ve la tahzan. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Çocuğundan ayrılmanın acı ve ıstırabını fazla yaşamasın diye böyle bir imkan hazırladık ve bu suretle tekrar seni annene iade ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve katelte nefsen. Sen hani gençliğinde bir kişiyi kavgaya ayırmak maksadıyla müdahale ederek, istemeyerek bir kimsenin ölümüne sebep olmuştun. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ Seni sıkıntıdan, üzüntüden kurtarmış. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ Seni bir takım imtihanlarla sınamış ve denemiştik. فَلَبِسْتَ سِن۪ينَ ف۪ي اَهْلِ مَدْيَنَ Medyen ahalisi arasında, Medyen halkı içinde, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi arasında sen uzun seneler kaldın. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى Şimdi peygamberlik için en uygun ve en müsait, en ziyade sana münasip gelen bir zamanda huzurumuza geldin şimdi ey Musa buyur Cenab-ı Hak. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي Ben seni kendim için seçtim. İstana'a burada ihtara manasında, istafa manasında, yani seni seçtim. Bu önemli vazifeyi, peygamberlik görevini sana vermek için seni bizzat kendim için ben ihtiyar ettim. İzheb ente ve ahuke bi ayati. Mucizelerimle, sana vereceğim bir takım müstesna harikulade güçlerle şimdi sen git, sen ve kardeşin ayetlerimi ve sana verdiğim mucizelerle sen git. Ve la teniya fi zikri. Beni anma konusunda da gevşeklik ve fütur da göstermeyin kesinlikle. Daima beni anın, benim kudret ve azametime, benim size olan yardım ve maunetime daima güvenin. Daima benim güç ve kuvvetimi düşünün buyurdu Cenab-ı Hak. İzheba ila firavne. Firavun'un yanına gidin. İnnehu taha. O çok azdı, çok azgınlaştı. Son derece küstah, son derece asi ve haddini bilmez hale geldi. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Bu kadar azgın olmasına rağmen onun bu son derece söz dinlemez, son derece sert ve haşin mizacına rağmen siz ona karşı daima yumuşak, mülayim ve son derece toleranslı, müsamahakar bir dil ile ona hitap edin. Ona kavli leyyin, yumuşak söz söyleyin. İnsanların yaratılışında kendini beğenme, kendini daima üstün görme hasleti vardır. İnsanlar kendisine itibar edilmesini isterler. Onun için siz ona onun içindeki tekebbür, onun içindeki ceberut sıfatını daha fazla tahrik etmemek için makul bir şekilde düşünmesini sağlayabilmek gayesiyle yumuşak ve latif bir söz ile ona seslenin. لَعَلَّهُ يَتَزَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Belki o düşünür, tezekkür eder sizin söylediklerinizi, bir güzel değerlendirme imkanını bulur ve belki çekinir, korkar. Allahü Teala'yı düşünerek Allah'ın kudret ve azametinin kendisinden üstün ve kendisine hakim olduğunu fark eder belki. Kâle Rabbena innenâ nehâfu en yefruta aleyna ev en yetgâ. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam Aleyhisselam dediler ki ey ya Rabbi biz korkuyoruz ki o aşırı gidebilir. Bize karşı sert davranabilir ve azgınlaşabilir ya Rabbi. Biz onun bize karşı öyle fevkalade taşkın ve azgın bir tutuma girmesinden endişe ediyoruz dediler. Kâle lâ tehâfâ. Korkmayınız buyur Cenab-ı Hak. İnneni ma'akuma esma'u ve erâ.
ben sizinle birlikte onun bütün söylediklerini işitiyor ve görüyorum. Sizi ben muhafaza edeceğim, ben koruyacağım buyur Cenab-ı Hak. Fe'tiyahu, ona geliniz şimdi. Fekula, deyiniz ki inna rasula rabbike, biz senin Rabbinin elçileriyiz, peygamberleriyiz. Fe'ersil ma'ana beni İsrail, İsrailoğullarını bizimle birlikte sen gönder, serbest bırak. Ve la tuazzibhum, onlara kaldıramayacakları, üstesinden gelemeyecekleri ağır vazifeler ve yükler yüklemek suretiyle onları sıkıntı ve meşakkat içinde bırakma deyin ona. Bu şekilde ona bir takım isteklerinizi aktarın. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ, Rabbin tarafından bize verilmiş bir takım mucizelerle senin huzuruna geldik biz. Bak, bütün bunları Allah-u Teala yaratmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametiyle meydana gelmektedir. Bütün bu yapılan işler, bizim sana göstereceğimiz mucizeler Allah-u Teala'nın kudret ve büyüklüğüyle olmaktadır. Bizden değildir bunlar. Vesselamu ala men ittebe'el huda. Allah'ın emrine, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlerin talimatına, nasihatına, onların bildirdiklerine uyan kimseler Allah-u Teala'nın insanlara hazırladığı dehşetli azaptan kurtulabilirler ancak. Buradaki selamın tahiyye, yani herhangi bir meclise girildiği zaman söze başlarken kullanılan selam manasında olmadığını, bunun selamet ve kurtuluş manasında olduğunu müfessirler açıklamışlardır. Çünkü bu söz başlangıcı değil, sözün ortasında söylenmiş bir ifadedir. Onun için burada azaptan kurtulma manasındadır. İnna kad uhiye ileyna enel azabe ala men kezzebe ve tevella. Bize bildirildi ve haber verildi ki azap, Allahü Teala'nın vereceği ceza, yalanlayan ve haktan yüz çeviren kimseler içindir. Onların üzerine gelecektir azap. Kale femen rabbukuma ya Musa. Firavun dedi ki sizin ikinizin Rabbi kimdir? Ne özelliktedir? Özelliği, sıfatı nedir? Nedir bu Rabbin hasleti, bu Rabbin, sizin Rabbinizin hususiyeti nedir dedi. Kâle rabbunellezî e'tâ kulle şeyin halqahu sümme hedâ. Bizim Rabbimiz öyle bir Rabb'dir ki her bir şeyin yaratılışındaki özelliği, her bir şeyin yapısındaki gaye ve maksadı tam manasıyla belirlemiştir ve ona görevini göstermiştir. Yapması icap eden işi ona bildirmiştir Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hakk'ın işleri bir tertip ve nizam üzeredir. Kale fema balul kurunil ula. Öyleyse ilk asır insanlarının durumu nedir peki? Sizin Rabbiniz madem ki her şeye kendi yaratılış gayesini bildirmiş ve ona yolunu göstermiştir, hareket etmesi icap eden şeyleri onlara öğretmiştir, mahlukata olduğu gibi şuurlu insanlara da dünyadayken takip etmeleri icap eden yolu onlara göstermiştir. Öyleyse sizin söylediğiniz gibi Allah'ı Rab olarak bilen ve ona kul olan, onun emirlerine riayetkar olan insanlar olması icap eden ilk dönem insanlarından da putperestler vardı, müşrikler vardı, Allah'tan başkasına tapınanlar vardı. Peki onların durumu ne oluyor ya, onu nasıl izah edeceksiniz diyerek Musa Aleyhisselam'ı haşa hapt etmek istedi. Musa Aleyhisselam elbette ki buna cevap verecekti. Allahü Teala'nın kudret ve azametini ifade eden, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü bildiren bir takım delilleri sırasıyla onun gözünün önüne koyacaktı. İşte ayet-i kerimenin mütebaki kısımlarında, surenin devamında bu hususlar bahis mevzu ediliyor ve Firavun'a gereken cevaplar veriliyordu. Allahü Teala hak ve hakikati insanlar anlasınlar diye onlara en makul, en mukni, en inandırıcı şekilde gerçekleri bildirmiş ama insanlardan bir kısmı bunu kabul etmiş, bir kısmı ise kabule yanaşmamıştı. Cenab-ı Hakk'ın emrine uygun hareket edenler,
dünyada da kazanmışlar, ahirette de gerçek manada felaha ermişlerdi. Burada el-kurunül-ula ilk dönem insanları manasında. Kurun aslında karn kelimesinin cem'i asır manasında. Hani tarih kitaplarına geçiyor, kurun-u vusta, orta çağa kurun-u vusta diyor eskiler. Bunun gibi işte ilk dönem insanların hali peki ne oldu, ne olacak diye sordu Firavun ve ona Musa aleyhisselam onun ilmi Allah katındadır diye cevap verdi. Elbette ki insan, o insanlar arasındaki inananlar vardı ama inanmayan kimseler şüphesiz layık oldukları cezaya çarptırılacaklardır manasında.